Bilindiği üzere 1 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar diye tabir ettiğimiz toplam 2 milyon 250 bin esnafımızı ve diğer sigortalılar olmak üzere toplam 2 milyon 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir konu vardı ki nihayetinde yıllar sonrasında çalışmalar sonrasında resmi gazetede yayınlandı ve kamuoyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte gündeme oturdu. Burada tabii ki ben çok fazla detaya inmeden işte bu gerçekten EYT 2 milyon 250 bin kişinin faydalandı diyorum ki maalesef esnaf ve sanatkarımızın burada EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nasibini de alamadığını gözlemlemekteyiz. Bizler oda başkanları, birlik başkanları, sağ olsun federasyon başkanlarımız ve TESK nezdinde bu konuyla ilgili özellikle son 6 aydır birçok görüşmelerimiz olmuştu ki konunun ilgili tarafı Çalışma Bakanı, özellikle Sayın Vedat Bilgin'le de birçok defa toplantılarımızda bunları dile getirdik ve cevaben de aldığımız konuları sizler yakından takip ettiniz. Yani biz gerçekten ümitliydik değerli arkadaşlar. Yani yıllardır esnaf ve sanatkarımızın bir mağduriyeti vardı ki yıllardır bu mağduriyete maruz kalan esnaf ve sanatkarımızın artık bu mağduriyetin giderilmesi ve hakça adaleti gözeterek bu sıkıntılı durumun da giderilmesi noktasında kendilerine bilgilerini birçok defa aktardık. Birey olarak aktardık, oda başkanı olarak aktardık. Sağ olsun Ticaret Odası Başkanımız defalarca bu konuya değindi, istişarelerde bulunduk ki problemleri sizler biliyorsunuz. Burada aldığımız cevap şuydu değerli arkadaşlar. Sayın Bakan çok ciddi bir çalışma yaptığını, dolayısıyla sadece yaşa takılanlar değil, birçok mağduriyetin de gözetilerek ince bir hassas bir çalışmayla birlikte bu yasanın çıkacağını ve bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında da bizim emin olup yani derler ya sağ yanınızda sağlamca yatın derecesine bu cevapları biz almıştık. Ben şahsen hakikaten ümitliydim. Yani gerçekten ciddi bir çalışma yapıldığını çünkü Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bu çalışmalar yürütülmekteydi. Nihayetinde gördük ki maalesef sadece 9000 iş günü norm birliği yapılmadığı gibi bugün esnaf primini 9000, 10000 iş günü yatırıp aldığı maaşın diğer 5000 iş gününden daha az olduğunu bununla birlikte birçok sıkıntının da hiçbir şekilde gözetilmeden çalışma yapılmadığını da maalesef sonuç olarak bunları gözlemlemekteyiz. Şimdi Sayın Bakanımız tabii ki bu bizlere vermiş olduğu sözler gerek TESK'te gerek Afyon'da Ticaret Odası'nda yaptığımız toplantılarda konuşmaları ortada. Şimdi biz tabii ki baştan beri şunu gözettik arkadaşlar. Yani biz devletimizi seviyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bizim gözetmemiz gereken, biz dedik ki adalet istiyoruz. Yani devlette ayırdığımız kaynak neyse bunu adaletli bir şekilde biz fazla bir şey erken emeklilik istemiyoruz. Adalet gözetilsin demiştik. Ve inanın çok ciddi çalışmalar yaptım demesine rağmen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılan açıklamada toplam 2 milyon 250 bin sigortalının sadece düğmeye basılmış ve yaş kaldırılmak suretiyle geçmişte verilen yani prim esas olan eşitsizlikte bakılmadığı gibi az prim yatırana çok maaş, çok prim yatıran esnaf sanatkarımıza az maaş. Bu da gözetilmemiş maalesef. O da yetmediği gibi bugün 5000 ila 5975 gün prim yatıran sigortalı
Bugün prim satın alıyor, askerliği borçlanıyor. Azami 5.975 günde emekli oluyor. Fakat diyelim ki bir Bağkurlu esnafımız 8.500 gün iş günü var. 500 güne ihtiyacı var. Prim satın almaya gidildiğinde burada karşımıza çıkan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki Bağkurlu olduğu sürede yatırmadığı prim 1.500 gün. Yani o 1.500 günde satın alacak. 8.500 günü de ilave ettiğimizde 10.000 iş günüyle birlikte emekli olacak. Hani çalışma yaptınız? Çalışma Bakanlığı hani çok ciddiydiniz? İnanın keşmekeşlik içerisinde esnaf ve sanatkar gözetilmeden bir çalışma yapılmadığını da maalesef hepimiz şahidiz. Şimdi biz hakikaten 6 Şubat'ta bir deprem geçirdik ki yüzyılın afatı deniliyor ki bana göre kelimeler de kifayet getirmez. Hakikaten çok zor günlerden geçmekteyiz. Devletimiz, milletimiz. Dolayısıyla burada biz devletimizi zor durumda bırakmak istemiyoruz. Ama şimdi bu çıkan yasayla birlikte adeta keşmekeşlik daha fazla derin boyutlara da ineceği gibi bunun biz derdimiz üzüm yemek. Burada seçime gidiyoruz. Şimdi siyasi partilerimiz sahaya inecek. Hepimizin iş yerini ziyaret edecek. Pazar yerine inecek. Dolayısıyla bugün 2.250.000 esnaf ve sanatkar ailesiyle birlikte, çalıştırdığı kesimle birlikte bugün nereden baksanız 11-12 milyon kişi. Dolayısıyla burada hakkı, hukuku gözeten ve Cumhurbaşkanımızın da kesin talimatıyla bu işi düzeltin, yapın demesine rağmen bu eksikliği gidermek adına dedik ya biz üzüm yemek derdimiz. En azından mecliste torba yasada işte buraya da arkadaşlarımız yazmış. Torba yasa içinde ek bir maddeyle prim gün sayısı eşitlenerek norm birliği sağlanmalıdır. Arkadaşlar şimdi çok fazla da ben sizlerin vaktini almak istemiyorum. Burada işte Sayın Vedat Bilgin bakanımız bu konuyla ilgili çıkıp kamuoyuna bunların neden olmadığını açıklamak durumunda. Şimdi bugün biz konuşuyoruz. Yani seçimin işte biz her türlü siyasi partiye eşit durumdayız. Her türlü siyasi parti arkadaşımız da var. Fakat burada gerçekten çıkıp burada 2.250.000 esnafa ve yanında çalıştırdıkları aileleriyle birlikte bu sorunun cevabını vermek durumundadır. Ben defalarca işte gücüm yettiği nispetinde Afyon yerelinde bunları sordum. Hiçbir şekilde cevap alamadık. Bugün sağ olsun Uşak Birlik Başkanımız, Terziler ve Tuhafiyeciler Sayın Genel Başkanım, Eskişehir'den gelen yine Oda Başkanımız, Ticaret Oda Başkanımız burada. Bizlere destek olmak üzere geldi ki biz bugün Allah nasip ederse biraz sonra Ankara'ya bu konuyu görüşmek üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda da bu toplantının bir benzerini Türkiye'den gelen birlik başkanlarımızla da istişare edip bu soruyu ben orada soracağım. Şahsım adına konuşuyorum. Dolayısıyla esnaf iktidarı sandığa gömer. Hassas bir noktadan geçiyoruz ki bana göre 2023 yılı seçimi çok önemli. Burada işte dedik ki 11 ilde bir afat yaşandı. 11 ildeki esnaf sayımız ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz? 311 bin. 311 bin esnaf ve sanatkarımızın evleri yıkılmış. Dükkanları yıkılmış. O küçücük sermayeleri göçük altında kalmış. Artık can kayıplarını söylemiyorum. Öleni geri getiremeyiz. Fakat burada şimdi bizim esnaf ve sanatkarımızın ya da işverenimizin yanında çalıştırdığı işçi sağsa maaşı bağlanacak. Öldüyse ailesine maaşı bağlanacak. Esnaf ve sanatkarımız sermayesi yok. Evi yıkılmış. Dükkanı yıkılmış. Göçük altında kalmadı çıktıysa bugün inanın çok zor durumda. Şimdi biz tabii ki depremle ilgili
bir takım yardımlar yaptık. Afyon olarak oraya ulaştık arkadaşlarımızla birlikte. Ama gün bir öğün üç. Artık ihtiyaçlarımız çok farklı noktalarda. Bunu da devlet büyüklerimizin gözeterek acilen torba yasada ek bir maddeyle esnaf ve sanatkarımızın mağduriyeti giderilmeli. Değerli arkadaşlar, konuları biliyorsunuz. Burada ben şunu da istirham etmek istiyorum ki, dedik ki 25 bin esnafımız var. Bugün benim inanır mısınız 3 Mart'tan bugüne kadar telefonlarım susmuyor. Sosyal medyadan gelen mesajların haddi hesabı yok. Ve bu işin müsebbibi oda başkanları, birlik başkanları, ticaret odası başkanı, sanki test başkanıymış gibi bir algı yönetimiyle birlikte böyle bir şekilde pompalanıyor. Arkadaşlarımız çıktı. EYT yasası çıkmadan önce görüşlerini söyledi. Her ilçemizdeki oda başkanımız konuya ilişkin esnaflarını bilgilendirdi. Bunlar sahadalar, biliyorlar. Dolayısıyla bu işin müsebbibi oda başkanları, birlik başkanları değil. Bunun da bilinmesini istiyorum ki basınımız bu konuda hakikaten Afyon basınımız bu konuda beni hiç yalnız bırakmadı. Dolayısıyla hesap kimden sorulacaksa hep birlikte hesabını soralım. Burada biz temsil noktasındayız. İşte oda başkanlarım, 37 oda başkanım, kurullarımla birlikte EYT öncesinde çalışmalarımızı arkadaşlarımızla birlikte hepiniz takip ettiniz. Sayın Başkanım, şimdi İstanbul Pazarı ile ilgili ben konuya girmemiştim ama başkanım da girdiği gibi hakikaten zor günler geçiriyoruz. Şimdi ülke genelindeki sıkıntı, EYT sıkıntısı var iken son günlerde malumunuz olmak üzere işte o eski kilerin binasında haftada iki gün olmak üzere İstanbul Pazarı adı altında bir yer açmışlar. Bunu biz tabii ki bunun geleceğini daha önceden haber almıştık ki özellikle Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanımızla birlikte ve 7-8 oda başkanımızla birlikte Sayın Belediye Başkanımıza gittik. Dedik ki durum böyle. Hal böyleyken böyle. Biz Afyon ve esnaf ve sanatkar zaten sıkıntılı bir durumdayız. Dolayısıyla bunların kim, nereden geldi, nasıl geldi, ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Siz de biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanımız. Dolayısıyla Belediye Başkanımız işte gittiğimiz arkadaşlar belli 7-8 oda başkanı merkezden gittik ve bize verdiği cevap aynen şuydu. Kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz, getirmeyeceğiz. Biz de tabii ki Şehrül Emir sözünü aldık, kabul ettik ve ayrılmıştık. Nihayetinde gördük ki geçen hafta cumartesi, pazar günü çok büyük bir kepazelikle birlikte orası açılmış durumda. Şimdi değerli başkanım, değerli Ceylan Başkanım, biz bugün işte biraz önce de bahsettim bir Ankara'ya gideceğiz ki EYT ile ilgili yarın bir toplantımız olacak, yarın dönüyoruz. Bununla ilgili kanunen, yasal olarak ne yapılabiliyorsa yapacağız. Daha önce de biliyorsunuz burada bir böyle girişimler oldu. Ben Bakkallar Odası Başkanı iken kendimi de böyle gizleyerek iki arkadaşımla o bölgeye gitmiştim. Ve dedim ki gözlemlerimi de aldım. Biraz da farklı dilde konuştuk. Hepsinin ağzı leş gibi affedersiniz alkol kokuyor. Afyon halkı, kadınlarımız, kızlarımız, bacılarımız gidiyor oradan alışveriş ediyor. Tereyağı satıyorlar, Trabzon tereyağı diye. Biz dedik ki margarin bu. Hepsini de aldım numunelerini, tahlillerini Ankara'da yaptırdım. Ve Tarım İl Müdürlüğü'ne sormuştum. Dedim ki görevinizi yapın. O günkü Sayın Valiye, Sayın Valim müsaade vermeyin. O günkü belediye başkanına vermeyin. Çıktık beyanatlarımız olmuştu. Şimdi biz tabii Afyon'da ilişkilerimizi sıcak tutuyoruz. Esnafımızın adına. Ancak esnafı da böyle mağdur edecek durumlara meydan verirlerse işte oda başkanlarım da burada hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah Ankara'dan dönelim. Konuya ilişkin belediye başkanımızla tekrar görüşeceğiz. Burada bir yetki karmaşası var. Ben Sayın Ticaret Odası Başkanımla görüştüm. Sağ olsun. Bu konuya ilişkin 10 gündür 15 gündür istişare ediyoruz.
bir yetki karmaşası var. Diyor ki belediye, Ticaret İl Müdürlüğü'nde yetki. Ticaret İl Müdürlüğü bizde değil yetki. Yani bunun yetkisi kimdeyse. Bu Afyon'a zararlı bir durum. Burada satılan mallar lütfen menşeine insinler. Vurgunluk, hırsızlık, yağmayla yapılan bedeli olmayan mallar. Bunu Afyon, Karahisar esnafı ve sanatkarını vurmak üzere, öldürmek üzere müsaade ederseniz biz de kusura bakmayın ama helva demesini de biliriz, halva demesini de biliriz. Dolayısıyla sevgili Ceylan Başkanım, konuya ilişkin çok daha detaylı araştırmamızı da yapıyoruz. Elimizi bir sağlama alalım. Sağ olsun Ticaret Odası Başkanı da her zaman bizi yanımızda oldu. Müşterek çalışıyoruz. Dolayısıyla helva demesini de biliriz, halva demesini de biliriz. Çarşambadan sonra inşallah konuya ilişkin girişimlerimizde de bulunacağız. Çok fazla detaya inemiyorum. Çünkü yani basın mensupları da burada. Biz işin arkasındayız başkanım, emin olabilirsiniz. Değerli federasyon başkanım. Değerli birlik başkanlarımız, Afyon'un çok değerli ESOP başkanı, değerli oda başkanları, kıymetli basın mensupları. Hakikaten burada bulunmaktan dolayı dün konuşmuştuk Cengiz başkanımla. Dedi biz oda başkanlarımız, birlik başkanı, federasyon başkanı bu EYT ile ilgili bir toplantı yapacağız. Sen de olursan bize güç katarsın. Biz zaten hep birlikteyiz. Başından beri Cengiz Başkan'la birlikte hem sizlerin sorunlarını, belki siz bunları tam görmüyorsunuz ama biz sık sık bunları konuşuyoruz. Zaten birlik başkanlarımız da çok samimi ve dostlar. Birlik başkanlarımız da çok samimi ve dostane ilişkiler içerisinde hem işverenlerimizin, hem esnaf ve sanatkarlarımızın hükümet nezdinde haklarını savunmak için hakikaten can siperhane çalışıyorlar. Biz de burada birlik başkanımızla ve diğer illerde de Ticaret Sanayi Odası başkanları, birlik başkanlarıyla hakikaten yakın ilişkiler içerisindeler. Yukarı neyse aşağıda o. Dolayısıyla biz birlikte bir gücüz. Cengiz Başkan'ın hem EYT konusunda söylediklerine harfiyen katılıyorum. Hem de Ceylan Başkan'ın söz alarak başkanın ifade etmesini, birkaç söz söylemesi gerekliliğine inandığı ki biz bunu da dün konuşmuştuk İstanbul Pazarı hakkında. Hakikaten bu esnafımıza yapılan iyi niyetli bir davranış değildir. Yani hani halkımızın daha ucuz mal almasını gerektirecek bir savunmayla yapılacak bir iş değildir. Dolayısıyla sadece Afyonkarahisar'da değil, bu tip oluşumlar Türkiye'nin her yerinde karşı çıkılması gerektiğine inandığım hem birlik başkanlarımız birlik tarafından hem de Ticaret Sanayi Odası başkanlarımız tarafından gerek esnafımızı gerek ticaret erbabımızı bizim ilimizin esnafını, sanatkarını, ticaret erbabını korumamız gerektiğine sonuna kadar inanıyorum. Dolayısıyla yerel yöneticilerimizin, siyasilerimizin de bunun arkasında durması, bizim bu dediklerimizin sizlerin arkasında durması gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Ama biz birlikte gücüz. Söylediği gibi Cengiz Başkan'ın bu konuda sizin her zaman yanınızda olacağız. Gerekeni gerek Afyonkarahisar yerel yöneticileri nezdinde gerek Ankara nezdinde savunacağız. Bunu böyle bilmiş olun. EYT konusunda da tamamen işte söylediği gibi iki kurum birleşti. Norm birliği sağlandı ama prim de sağlanamadı. Dolayısıyla biraz önceki Sinevizyon'da Sayın Vedat Bilgin'in dediği gibi bu sorun çözülmelidir. Ama ne yazık ki çözülmedi. Ama gayet basit yapılacak iş torba yasayla
Eğer niyetlerinde ciddiyet varsa bunu çözmek gayet basittir. Biz de bu çözümü esnaf ve sanatkarlar olarak, işverenler olarak hükümetimizden bekliyoruz. Hep birlikteyiz. Hep birlikte bunlar için çalışacağız. Hepinize beni davet ettiğiniz için ve bana burada bir konuşma hakkı da verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen birlik başkanlarımıza da bize destek verdikleri için ayrıca teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.